Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk defa burada söylüyorum dedi, müjdeyi verdi. Depremzede öğrencilerin kredilerinin bursa döndürüleceğini açıkladı. Erdoğan muhalefete de bakın neler söyledi. Depremde yakınlarını, anne, baba, çocuklar, kardeş kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Bunu ilk defa açıklıyorum. Tamamına. Tamamına. Burs verilecek. Burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Kılıçdaroğlu'nun karakterinin, yapısının ne olduğunu milliyetçi kanat gayet iyi biliyor. Dolayısıyla da 40 yıllık kâni olur mu yani misali bu değişmez. Dolayısıyla da kararını veren milliyetçi kesim bu atılacak adımları da atacaktır. Bir kere 2013 yılında bu konuda herhangi bir tasarı bile açık, net ortada. Nitekim bu zatın tasarıyı imzalayanlar olarak zikrettiği isimler, mesela Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin, o tarihte Bakanlar Kurulu üyesi bile değiller. AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir şekilde terörist başını hapisten çıkarma düzenlemesi yapılmamıştır. Bu külliyen yalandır. Terör örgütlerine karşı tutumumuzu inlerinde ima ettiğimiz teröristlere sorsunlar. Ülkemizi milli irade eliyle hazırlanan yeni bir anayasaya kavuşturmak bizim en büyük arzumuz. Yeni dönemde en büyük gayretlerimizden biri bu konu olacak. Türkiye 100 yılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri de bu yeni anayasa meselesi. Bir darbe dönemi ürünü olan anayasadan demokrasimizi kurtarmak istiyoruz. Millet bizim yanımızda yer aldığı sürece terör örgütlerinin, tefecilerin, emperyalistlerin hepsiyle biz mücadele ederiz. Batılıların Erdoğan gitsin demesini yadırgamam. Çünkü Erdoğan millidir ve yerlidir. Terörün kökünü kazıdığımız için bizden haz etmezler. Devam ediyoruz efendim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz diyeceğiz. Anadolu Yayıncıları Derneği buluşmasında konuştu. Gündeminde 14 Mayıs ve 28 Mayıs, yani 28 Mayıs ikinci tur seçimi, 4 gün kalan seçim vardı elbette. İkinci tur için iddialıydı ve şunu söyledi. İlk tur için Cumhur İttifakı net skorla üstün oldu. Millet dedi ki son sözü ben söylerim ve bütün bu şartlara rağmen Cumhur İttifakı'nı çok net bir skorla üstün tuttu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bu sözlerle değerlendirdi 14 Mayıs'ı. Partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde başarılı olduğunu söyledi. İkinci tur içinde iddialı konuştu. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla herkesin etle tırnak olduğu bir zeminde bile 5 puan fark ortaya çıkıyorsa bundan sonraki seçimlerde ben inanıyorum İşin rengi çok daha farklı olur. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları olarak ilan edilen ve seçimde etkin rol oynayan iki isme de yüklendi. Onlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Sen İstanbul'da ol diye, İstanbul'u düşün diye, İstanbul'a çalış diye seçtik. Gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı gibi davran diye seçmedik. Bu önemli bir duygudur. Bak göreceksiniz. Bunun psikolojisi çok farklı olacak orada. Ben bundan eminim. Bu belediyelere de etkisi olacak bunun. Onu söyleyeyim. Alacağız yani, diyorsunuz yani. Ben zaten o noktada bir şüphemiz yok. Yavuz milletvekili seçilen bakanlara da ayrı bir parantez açtı. Mazbatalarını almalarının vekillik için yeterli olmadığını söyledi. Durumlarını özetledi. Şu anda ne yemin edildi, ne ilan edildi, onun için istifa etmelerine gerek yok.